Efendim biz yine Cuma günü kaydedeceğimiz Ali Perşembe yayını siz izlediğinizde günlerden cumartesi olacak. Bakalım o cumartesi gününe bu cuma akşamı itibariyle hangi başlıklarla devrolacak Türkiye ekonomisi, Türkiye Cumhuriyeti. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hangi başlıklarla devrolacağına dair şifreleri bugün çözmek üzere Ali Perşembe ile birlikteyiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Ali Hocam çok şıksınız, hoş geldiniz. Kravatlar falan eğitim mi vardı yoksa? Hiç bulduk yok, moral olsun. Moral. Güzel, tamam. Kravatla moral tehlikeli bir şey. Boyun bağı enteresan noktalara götürebilir. Medeniyet bağı, medeniyet bağı. Tamam, çok güzel. Sustum, mesajı aldım. Hocam şimdi bir süredir esasında biz o hani şifreleri çözmeye çalışıyorduk. Merkez Bankası neyi niçin söylüyor? Şimdi genel temayül aşağı yukarı eğilim belli oldu. Yani faizi düşürebildiğin kadar düşür. Bir de tabii izleyicilerimiz de çok hani kızıyorlar. Ya kardeşim işte bu Merkez Bankası bizi oyalıyor. Fiyat istikrarı falan filan yok. Haklılar, haklı çıktılar. Ama tabii bir yandan da piyasa neye ne tepki verir? Nasıl bir matematik üzerinden gidilir ya da gidebilir miyiz gibi elimizde bir tane metin var. Şimdi metin olalım, metine bakalım ve siz bize o Da Vinci şifrelerini birer birer çözün. Merkez Bankası ne söyledi, biz ne anlamalıyız? Şahane bir soru. Çünkü açıkçası yani biz ne anlamalıyız sorusuna cevap vermek için bir kere burada konuşan insanların bir şeyler anlamış olması gerektiriyor gibi bir şey var. Bir koşul var ortada. Yani açıkçası biraz hazırlıksız yakaladım beni bugün. Çünkü ben dünden beri bu metni okuyorum. Ve anlamaya çalışıyorum. Hakikaten kripto şifreli gibi sanki ses veriyor. Ben burada tabii ki kendi çapımda ben ne anlıyorum onu aktarmaya çalışayım. Bu metini bazı kısımlarını satır satır okuyarak ama inan ki doğru anlamış olup olmadığımdan emin değilim. Ama ben kendi yorumlarımla gideceğim. Belki de yanlış yorumluyorum çünkü o kadar şifreli. Evet. Baştan alayım ben. Bazı şeyleri önüme aldım. Metinleri tam kelime kelime okuyayım diye. Şimdi şöyle başlıyor. Diyor ki kurul para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir diyor. Şimdi eskiden Fed başkanları böyle uzun ve anlaşılmayan cümleler kurarlardı. Hatta bir tanesi şey demişti bir ara. Ya Allah'tan millet bizim ne dediğimizi anlamıyor. Anlasalar bizi ipe gererler demişti bir tanesi. Onu gayet iyi hatırlıyorum. Şimdi ben bu birinci cümleyi şöyle ayrıştırarak anlamaya çalıştım. Bir kere şu en baştaki dediği para politikasının etkileyebildiği talep unsurlarını anlamaya çalıştım. Yani bu para politikasının neyi etkilebildiğini açıklamamış orada. Yani eminim arka planda bir listesi vardır yani neleri etkiliyor diye ama yani ben şu ana kadar yürütülen para politikasının yani sadece iki şeyi çok iyi etkilediğini ve de sadece yukarı yönlü etkilediğini görüyorum. Yani bir kuru devamlı etkiliyor yukarı doğru ve aynı sebeplerden dolayı da enflasyonu yukarı doğru etkiliyor. Yani varsa başka etkilediği bir şey sen söyle burada. Bu cümlenin ilk kısmı. Moralleri etkiliyor. Efendim? En fazla bence o. Moralleri etkiliyor. Moralleri etkiliyor. Bize kuru taktırıyor. Evet. Evet. Çünkü evet. Biliyorsunuz ekonomide bir şekilde bu davranışsal finansta da böyle, ekonomide de böyle insan davranışlarını belirleyen unsurlardan en önemlisi belki psikolojik ve geleceğe duyulan umut ya da umutsuzluk. Değil mi? Yani evet. Maalesef o ters tepki veriyor. Şimdi cümlenin ikinci kısmına bakıyorum. Çekirdek enflasyon gelişmelerini izleyeceğiz diyor. Yani bu eğer önümüzdeki aylarda çekirdek enflasyon yükselirse ben de faizi yükselteceğim mi demek? Yani öyle mi anlamak lazım yoksa? Ya faiz yükselteceğe dair herhangi bir yorumunuza ben katılmam. Şahsen söylüyorum. Tamam. Yani peki. Elbette saygılıyım. Cevabını aldım. Tamam. Yani demek ki öyle demek değil. O zaman
Bir sonraki ve bir sonraki enflasyon rakamı açıklamalarında çekirdek enflasyon yüksek çıkarsa o zaman biz başka bir şeye bakacağız demek. O zaman, yani, ya da hiçbir zaman... şeye bakmayacağız. Bir noktadan evet. Sonra bu açıklamaları çok fazla piyasa zaten hani bugünden itibaren bizden başka herhalde uğraşan yok bununla. Yani bu boş yere okumayın diyorsun. Yani onu. Estağfurullah öyle demiyorum ama şimdi hocam ya hakikaten biraz felsefi bir tartışmaya geldik ama biraz önce siz konuşurken kafama dank etti kriptolu dediniz ya. Yani coin tarafında Bitcoin'de falan öyle hareketler oluyor ki resmen Türk lirasındaki o dolar TL hareketinin sabahleyin o vurduğu 9.60'ları da açıklayan hareketler. Evet. Siz bir taraftan swap piyasasını kapatıyorsunuz ama öbür tarafta başka yerler açık. Yani coin üzerinden Türk lirası üzerinde acayip bir spekülasyon oluyor. Dün 9.40 9.50'den 9.60'a hızlı gelmemizin nedeni kripto piyasasında olup bitenler. Tabii yani bir tane Bitcoin bugün 650 bin lira artmış. Zengin olmak lazım yani. Neyse devam edeyim ben metinden gidip ben anladığım gibi gideyim istiyorsan ki tekrar ediyorum yani bütün izleyiciler için doğru anladığımdan emin değilim ama yani doğru anlaşılacak bir şey var mı ondan da emin değilim burada. Şimdi bir metnin ikinci kısmında diyor ki biraz enflasyondan bahsediyor. Diyor ki başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir diyor. Evet tabii ki. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır diyor. Allah. Okey, buna hiçbirimizin bir itirazı yok. Bunu gayet iyi biliyorum. Var. O zaman tanzim satışları niye çıkarıyoruz? Hani fahiş fiyat vardı. Oraya geliyorum. Buyurun. Yani şimdi bütün dünyada enflasyon yani diyor ki dünyada her şeyin fiyatı artıyor ve enflasyon var diyor değil mi? Evet. Bizdeki enflasyonu söylemesine gerek yok. Zaten dünyanın sayılı ve en yüksek enflasyon oranlarından biri bizde. Peki tamam bunu görmüş ve kabul ediyor. Her yerde enflasyon var diyor. Kabul ediyor da. Enflasyon riskinin yani bu kadar yüksek olduğu bir dünyada ve bu kadar yüksek olduğu bir ülkede hele hele döviz kurunun para politikası yüzünden yükselip daha fazla enflasyon yarattığı bir ülkede faiz düşürmenin kerametini ben anlayamıyorum. Yani onun için ben bu metni anlayamıyorum diyor burada. Devam edeceğim yine metinle. Pardon. Sonra da diyor yani inanılmaz ve anlaşılmaz bir şekilde şöyle devam ediyor. Diyor ki fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda ki demek ki hatırlamış o temel amacı fiyat istikrarı ve finansal istikrar. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir diyor. Ya inanamıyorum. Şaka mı yoksa ben mi anlamıyorum? Yani benim anladığım şu. Enflasyon %5'e düşene kadar tüm araçları kullanacağım diyor. Yani enflasyon %5'e düşene kadar ben faizi düşürmeye devam edeceğim diyor. Bravo. Tam yani, budur. Yanlış mı anlıyorum yani? %100 bu. Yani çok basit bir şeyle gidiyorsak eğer. Şimdi son biliyorsunuz atanan Merkez Bankası Başkanı yardımcıları var. O yardımcıların yine Sayın Merkez Bankası Başkanımızın başkan olarak atanmasından önce yapmış olduğu akademik çalışmalar ya da vermiş olduğu, yazmış olduğu makalelerden, gazete köşe yazılarından anladığımız o da zaten faizin enflasyona neden olduğunu düşünüyordu. Buraya geldiğinde birazcık farklı davrandı falan filan ama şimdi herkes olması gereken noktaya geldi. Faiz, enflasyon nedenidir. Dolayısıyla faiz düşürerek enflasyonla mücadele edecek. Ben onu anlıyorum şu anda. Evet, buradan o anlaşılıyor. Tabii ben burada şahıslardan ve isimlerden bahsetmiyorum. Zaten metin devamlı olarak kurul lafını kullanıyor. Doğru. Kelimesi. O benim hatam, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yine devam ediyor. Kurul ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır diyor. Yine uzun ve bol parçalı bir cümle. Şimdi soruyorum. Bir kere bu riskler ne? Yani bu iklim ve çevre kaynaklı risklerden sınırlamaktan konuşuyor. Yani benim riskten anladığım enflasyon bir tarafta, diğer tarafta da ekonomik daralmadır. Şimdi bizde enflasyon yüksek,
Onun için faiz indiriyoruz. Evet. Bizde ekonomik büyüme yüksek. Onun için faiz indiriyoruz. Daha fazla yani, olması için. Daha fazla olması demek ekonomiyi fazla ısındırmak ve daha fazla enflasyon yaratmaktır. Eğer bu yanlışsa vallahi diplomamı geri vereceğim. Yani yüksek enflasyon diye faiz indiriyoruz, yüksek büyüme diye faiz indiriyoruz. Yani evet. Benim okulda okuduklarımın tamamen tersi, yanlış okumuşuz demek ki biz burada. Evet. Yani... İki, devam edeyim. Şimdi para politikasının ana hedefini değiştirmeden sürdürülebilir finans uygulamalarını sürdüreceğiz diyor. Nedir bu sürdürülebilir finans uygulamaları? Bir kere ana hedefi neydi? Fiyat istikrarı. Yani güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum. Yani fiyat istikrarını sağlayamıyorum ve ben bunu sürdüreceğim mi diyor. Yani ya ben mi yanlış anlıyorum? Güzel, güzel. Yani... Ya onun için devamlı özür diliyorum izleyicilerden. Yani hakikaten bütün bunları yanlış anlıyor olabilirim. Çünkü mantığım almıyor açıklamaların ne anlatmak istediği. Devam ediyorum metinle artık. Buyurun. Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir diyor. Yani diyor ki ekonomik faaliyet iyi, gayet güzel büyüyoruz. Büyüme rakamlarının iyi geleceğini biz de biliyoruz. Peki öyleyse niye bu kadar enflasyon riski varken faiz düşürülüyor? Yani aynen senin sorunu soruyorum. O zaman %10 değil de %35 mi büyümek istiyoruz biz burada? Yani o bir de sonuncusu en güzeli. Son metne bitireyim, o kadar metin okumayayım burada. Diyor ki bununla birlikte arz yönlü arzi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmişti. Evet. Yani bu benim kelimelerim değil. Şimdi ne demek bu? Yani çeşitli yerlere çekilebilir. Yani acaba ya bir halt ettik, 300 puan düşürdük, vallahi bir daha yapmayacağız mı demek? Yani yıl değil. Sonuna kadar sınırlı değil. Eğer öyleyse hata yaptığını kabul ediyor olur. Ama öyle değilse ya biz 300 puan düşürdük, istenilen sonucu vermezse yapacak başka bir şeyimiz kalmadı mı demek? Ya öyleyse daha da berbat bir sonuç. Ben anladığımı söyleyeyim. Söyle. Yani 300 bas puan düşürdük ama 300 bas puan düşürmüş olmamız önümüzdeki dönemde yani yılbaşına kadar yeni uyduruyorum 50 bas puanlık daha bir faiz indirimi yapmamıza engel değil. Gerekirse onu da yaparız diyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü en büyük soru işareti buydu. Hani biz en azından şunu söyledik. Ya kardeşim beklenen enflasyon şu anda daha mı düşük? Sen bunun üstünde mi faiz veriyorsun? Evet. Dolayısıyla öyle bir hesap yap. Enflasyonist beklentileri bozacağın kısmını bir kenara koy. Şu anda vice versa değil mi? Ceteris paribus bugünkü şeyden koşullardan. Kardeşim madem siz enflasyonu yıl sonunda böyle bekliyorsunuz, 12 aylık böyle bekliyorsunuz, ben onun gerektirdiği faiz indirimini şimdi yapıyorum. 200 puan daha yaptım. Eğer önümüzdeki dönemde gerekirse bir 50 daha yapalım. Şimdi şu esasında mantıklı bence. Faiz enflasyonun nedeni ise faiz indirdiğinde enflasyon düşmeye devam eder ya da yükselmezse ben yeni faiz indirimi için yerim var zaten diyor. Bu zaten cepte. Bu benim doğru yaptığımı gösterir. Olur da göstermezse ve ekonomide istediğimiz rahatlama yeterince sağlanmazsa o zaman yine bir 50 bas puan daha indirecek yerimiz var. Bunu da unutmayın. Buna göre elinizden geleni ardınıza koymayın. Kur nereye giderse gitsin ben onunla ilgili bir şey düşünmüyorum. Rekabetçi kur düşünüyorum diye anlıyorum ben. Ama tabii ben fazla... Yani şey yapıyor olabilirim böyle egzecere yani olabilirim. Sonra da bana sürpriz oldu demeyin diyor yani. Yani bence öyle. Bence ya yani bu noktadan sonra zaten sürpriz bir şey olması sürpriz olur bence. Daha doğrusu olmaması. Yani hiçbir şey sürpriz değil ki bundan sonra. Evet. Yani bilmiyorum. Ya benim merak ettiğim hocam şu. Yani yine felsefi bir konuşma. Sizi tenzih ederek söylüyorum. Hakikaten bu konularda konuşuyor olmak noktasında açıklıkla ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki yani ben bu metni okumak zorundayım. Bu Merkez Bankası'nın metni, para politikasının metni ve bir tutarlılık bekliyorum. Evet, bu tutarlılık üzerinden gittiğimizde yani böyle bir ortamda nasıl bir fiyatlama yapılır? Yani hisse sabahleyin Atilla ile konuşuyoruz mesela. Risk free rate. Yani hani risksiz faiz oranı ne? Hani bunu nasıl
hesaplayacağız? Buradan nasıl bir valuation yapacağız? Hesaplayacak bir şey kalmadı ortada. Değil mi? Yok. Ancak bir şey kalmadı. Yani kalsa bir 1600 puan daha kaldı. Yani o kaldı. Başka ben burada hesaplanacak başka bir şey göremiyorum. Yani siz herhangi bir malın ister ithalatçı ister ihracatçı olun hangi döviz kuruyla nesini hesaplayacaksınız? Siz aldığınız yaptığınız bir yatırımın TL getirisini mi ölçeceksiniz, dolar getirisini mi ölçeceksiniz? Yani bu şimdiki kripto pazarlarına benzedi. Yani ben şimdi Bitcoin ile araba alıyorum. Araba bugün 40 bin dolar, yarın 12 bin dolar. Yani bu, tamamen o hale döndü. Yani. Ama tabii çok üzücü tarafları da var. Çünkü dışarıya yanlış bir mesaj veriliyor. Yani dışarıya verilen o hem İster net döviz rezervleri, ister politika araçları olsun, hareket kabiliyeti sınırlanmış, hem de bağımsız hareket edemiyor gibi gözüken bir Merkez Bankası imajına bakıyor dışarısı. Ve dış basının, yani dün hepimiz okuduk ve çok üzülerek okuduk. Yani ya, insanın gözünden yaş getirtecek derecede üzücü. Dış basının bir ülkenin Merkez Bankası'na o ülkenin Merkez Bankası olarak değil de bir şahsın Merkez Bankası olarak hitap etmesine benim gururum yerlere indi. Yani evet. Yani evet. Maalesef buna maruz kaldık biz. Şimdi bu yapılanların hepsi tamam bir politika görüşüdür, bir dünya görüşüdür veya siyasi amaçları vardır veya işte ekonomik büyüme hedeflenmiştir, rekabetçi kur hedeflenmiştir. Yani bütün bu amaçlara hizmet etmek için bir ülke parasını feda etmek eğer bilinçli bir şekilde yapıldıysa ki bilinçli şekilde yapıldığına dair yorumlar okuyorum. Eğer öyleyse bu bana bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmek gibi geliyor ama bu benim şahsi yorumum. Eğer bilinçli bir şekilde yapılmamışsa yani bir yangın söndürme hareketi ise bu o zaman da bir gerçeklikten mantıktan kopmuşluğu kontrolden çıkmışlığı şoförsüz bir aracın başıboş gittiğini gösterir ki bu daha da büyük bir felaket. Yani her ikisinden de ben işin içinden çıkamıyorum ve dışarıdan biraz önce bahsettiğim gibi yorumları okuyunca da çok çok üzülüyorum. Evet. Allah'tan herhalde yurt dışında o hani siz de söylüyordunuz zaten ben çok kısa zamanda çok büyük satışlar beklemiyorum yurt dışı kaynaklı. Evet. Ama hani yine söylediğiniz gibi bu Rubini'nin de aktardığı gibi yani bu faiz artırımı ya da tapering işini öyle çabuk yapamayacak bu FED düşüncesi. Evet. Kısa vadede bizim üzerimizdeki baskıyı belki biraz azaltıp uzun vadede ise hem Türkiye hem dünya açısından bir bubble, balonun oluşması ve patlaması olasılığını daha arttırıyor yorumunu herhalde tekrarlamak gerekecek. Doğru mu ifade ettim efendim? Ya ben yurt dışı için kötümser değilim. Kötümser olduğum taraf yurt içindeki insanların birikimlerini değerlendirecek ne tip tercihler yapabilecekleri. Yani bugün herhangi bir kişi Türkiye'de 3 kuruş birikimi olan kişi tamamen Türk varlıklardan kaçmış durumda. Ya yastık altında ya mevduatta hiçbir getirisi olmasa bile dolar tutuyor ve tamamıyla dolar bazlı yurt dışı varlıklar alıyor. Evet. O zaman bu bir tek ayak üstünde duran bir ekonomidir bu. Yani bana bu anlatıyor. Yani. Güzel başlık çıktı en sonunda. Tek ayak üstünde duran ekonomi. Ne anlamalıyız hocam buradan? Yani o ayak çöktü mü bu iş biter gibi mi anlamalıyız bunu? Ne dersiniz? Ya yani hiçbir şey bitmiyor. Çok krizler gördük. Son derece dayanıklı ve adaptif bir iş çevrelerimiz, iş insanlarımız var. Böyle bir ülkedeyiz. Buradan da döneceğimizi umuyorum ama inşallah daha fazla hasar görmeyiz. Peki. Sayın Ali Perşembe çok teşekkür ediyorum. Biraz da hani hocam bir yayın yapalım çünkü çok önemli bir zaman. Sizin fikirleriniz de değerli olduğu için kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları herkese.